Evet. Pantolonumuzu çek de bu sefer. Böyle tabelalara mı gidiyorum ben ya? Çekemedim. Şimdi saat kaç? 15.39. 15.39 ve biz anca gidebiliyoruz. Kedimiz hastalı. Kedi hastanesine falan gidiyorduk. Randevu vardı anca. Yani geldim şu anda Karaburun. Eski Çeşme yolu. Karaburun Çeşme yolundan. Barbaros köyüne gideceğiz. Barbaros köyünde bu Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinin ilk bölümünün çekildiği yere gideceğiz. Orada hava şu anda sıcaklık 18 derece ve yerler nemli. Yani ben her iki kayanın altında çiyan bekliyorum. Çiyan, sular akıyor bakın her yerden. Tamam mı? Çok güzel bir gün olacak. Saat de uygun. Yaklaşık bir 15 dakika sonra falan zaten çekime başlarım ben. Hiçbir şey almadım yani, o su bile almadan fırladım. Yani o derece heyecanlıyım. Hava tam yani böyle kaya altı canlıları, her şey bulabilirsiniz bakın. Kışı toprağın altında geçirmiş çiyan, yılan ne varsa bu havada şu anda sadece kaya altına çıktılar. Çünkü derinlerdeki yuvalarını su bastı. Artı dışarıda güzel hava var. Yani derinlerden yukarılara doğru yavaş yavaş çıktılar. Hiç yakalayamayacağınız canlıları dahi, hiç yakalamayı ummadığım canlıları dahi bu şeyde yakalayabilirsiniz. Zaman diliminde yakalayabilirsiniz. Tarih kaç? 16 Mart 2019. Gidiyoruz. Kapat. Şöyle kapağı kapat tamam. Çek böyle parça parça. Şöyle içeri. 600 metre sonra sağa dön. Çeşme yolu burası. Dar biraz olsun. Ama görsel olarak bakın mangal yerleri falan var. İnsanlar geliyor burada. Ama market lazım bize ya. Market bulamayacağız. Barbaros. İşte bak. Çek. Şeyleri, gölleri çek. Göllere gidiyoruz. Şu yan yana 3 tane 4 tane göl var orada. Biz en büyüğüne gidiyoruz. Çamlı Göl diye yazıyordu orada. Sonra büyük ama Google'a bakıyorum. Büyük Göl falan diye de geçiyorum. Yani süper yerler burası. Dağların arasında kalmış çöküntü ovası gibi bir yer burası. Anormal zengin. Barbaros köyünün bir de zaten şu özelliği var. Kukla Festivali var. Tarihi eserlere bak. Görüyor musun? Kaleler. Ama biz tabii ki doğa çekimleri yaptığımızdan tarihi eserleri de çekerim ya. Çekmez değilim. Ama zamanım yok. Bugün geç kaldım. Kedinin British Shorthair siyahları siyah cinsler özellikle böbrekleri kristal üretiyormuş. Bizimkinde de böbrek taşı ve kristal. Eğer bunun tedavisini yaptırma, hayvanlar ölüyorlarmış. Biz tedavisine başladık zaten bir haftadır. Hastanede yatıyordu hayvan hastanesinde. Yücelen, Uca'da yeni açıldı. Yücelen hayvan hastanesi diye çok iyi oldu. Orada bir haftadır yatıyor. Serum falan yedi. Değişik ilaçlarla bu taşları yok etmeye çalışıyorlar. Evet, buradan sağ yapacağız. Ondan sonra değişik yerler yapıyorlar ya. Bunlar yok hiç. Geçen gelişik. İşte bundan dolayı randevumuz 1.30'daydı. 1.30'da onu götürdük. İşte ilacıdır, şudur, budur, yinesi falan oldu. Anca işte 2'de falan çıktık. Şu anda da saat zaten 3 çeyrek. 3, 4'e çeyrek var. Biraz geç oldu ama olsun. Yirgi'ye girdik. Şu anda Yirgi'deyiz. Böyle güzellik olmaz. Her yer
Her yer papatya. Yolları dar biraz, köyün içine girdik resmen. Ama harika bir yer yani. İnsan yok köyde ya, o kadar güzel bir şey ya. Doğa patlamış, her taraf papatya. Bembeyaz her taraf. Harika bir yer. Buradan işte Fatma Gül'ün suçuna çekildiği, ilk bölümünün çekildiği yere gideceğiz de Barbaros'a doğru ilerliyorum bakalım. Girgiden girdik. Ana, şurası da sapsarı. Harika yerler, harika. Ege harika. Daha market yok. Bir tane market, bakkal dükkanı bile görmedim. Ya biz nerelere girdik? Bitti yol. Hayda. Ne yaptı bu ya? Nereye getirdi lan bizi bu? Toprak yol. Allah Allah. Evet, bizi navigasyon öyle bir yere götürdü ki. Böyle acayip yerlerden gidiyoruz, sormak zorunda kaldım. Tamam, götürüyor, var burası götürüyor da böyle acayip arka yollardan, stabilize yollardan gidiyoruz. Araba gider mi dedim, gider dedi. Biz de gidiyoruz bakalım. Çamurlar, bamurlar. İyi oldu ama karşıdan bir araba gelirse ayvayı yedik. Nereye kaçarız bilmiyorum artık. İyi oldu, iyi oldu. Boşver. Öbür taraftan bir asfalt yol varmış. Bunlar derin de olabilir işte, mesele orada. Su duruyor bu yollarda. Aslında biz Barbaros'a da gitmeyeceğiz. Biz göle gideceğiz de gölün adına hiç navigasyona nasıl yazacağız onu bilmiyorum. Büyük göl, bir göl, koca göl. Önünden geçeriz diye düşündük. Yani şu var, zeytin bahçelerinin içerisine yavaş yavaş prefabrikler, villalar konduruluyor. İçine bir tane villa veya ne bileyim prefabrik gibi bir şey koyuyorsun. 5 dönümünü komple kapatıyorsun, tarımdan alıyorsun. Tarımdan koparıyorsun. Bunları görüyorum işte buralarda. Koca tarlanın içinde bir tane ev. Kamaraya çıkıyorsa harika olacak. Papatya bahçesi resmen. Açmışlar yani. Yeni bölüm. Aa, biz buraya geldik galiba ya. Böyle su birikintisi falan hatırlıyorum. Ama asfalt. Buğdaylar dikilmiş. Navigasyon devreden mevreden çıktı artık. Tamam. Göz kararı geçeceğiz. Benim tarlanın yolları gibi. Bayılırım öyle yolları.
Barbaros meydanındayız. İşte Barbaros'ta bakın böyle kukla festivalleri falan oluyor. Hangi tarihte tam bilmiyorum ama kuklalar artık daimi olmuş burada. Mesela şurada. Bakın. Doğaya saygı için böyle kukla festivali, dilek oluğu. Evet. Bunu sen zoomladın mı ya? Şunları tutsana. Şunu tamam alacağım abi. Evet, zoomlamış. Tabii çekemez. Zoom'da çünkü. İşte bu Barbaros'un simgesi olmuş. Atatürk'ün yanında. Çanakkale'de köyümüzden şehit düşenler. Oo bak. Bu işte tam. Şunları tam kayda alalım. Hatta fotoğraf da çekmek lazım. Vay be. Tabii nefret. Nefes Müresi'nin başlangıç noktası. Burada Büyükşehir. Bilgiler var. Karabuğ. Şeyi var orada. İngilizcesi bir de Türkçesi önemli bizim için. Şöyle geçiyorum. Yavaş geçiyorum ki okunabilsin. Kayan yazı gibi olsun. Harika yerler. Köylü harika. Dokusunu bozmamış gayet iyi. Evet. Camisi. Meydanındayız. Her yerde kuklalar var. Kukla festivali falan oluyor. Yine bakmış. Gel işler. Şuradan da geldik. Buradan da geçeceğiz. Her yer kukla. Korkuluk daha doğrusu. Kukla korkuluklar. İşte festival zamanı geldiğin zaman çok güzel olur biraz. İşte üstünde var. Güzel. Hadi. Barbaros'ta meydanda bir amcayı bulduk. Doğal, organik, her şeyi, her şeyi satıyor. Şahane şeyler. Domates, yeşillikler özellikle çok hesaplıydı. Yani aldık. Yeşillikte aldık. Şimdi artık gidiyoruz. Gölümüze gidiyoruz. Saat bu arada 4.21. Evet artık bundan sonrası Fatma Gül'ün su çünenin çekildiği yer. 400 metre sonra sola dönün. Burasının artık çalışmasının bir anlamı kalmadı gerçi. Hala bizi Barbaros'a götürmeye çalışıyor. Sağda bir tarla vardı. İki gölün arasına çıkarmış. Sağ ama bu taraf, bu tarafta nerede var tarla? Çıkamayacağım. Vallahi billahi iki gölün arasına girmeye çalıştım.
Yollar resmen traktör yolu berbat. Umarım çıkarız buradan. Yasak masak yazıyordu. Sağa dönün. Of, neyse asalı soğumu kaldı artık. Saplanıp kalmazsak iyidir bunlarda. Zeminin taş oluşuna güveniyorum ama yollar berbat yani. Asimdir. Değilim mi? Değil. Küçük küçük derelerden merelerden geçiyoruz resmen. Sanırım göl, iki gölün arası. Buradan gitmemiz lazım, buradan geçemeyiz. Şu tarafa geçeyim. Daha gidemeyiz. Nerede bu göl ya? Aa, bu tarafa gitmemiz lazım. Yemek mi yürüyeceksin? Bir yere kadar arabayla sen de yani. Dibine kadar arabayla gidilmeyecek yerler de var. Şuraya girelim mi ya? Ha? Kalırsak çektirmeye de bulamayız. Kal ya, bence burada. Kalır. Kal. Hı? Kal burada, saplanacaksın. Gölün çevresini tamamen dolaştım. Şuralardan falan girdim. Bu tarafa insanları sokmuyorlar. Bu girişinden de yasak tabelası koymuşlar. Zaten öndeki şeyden de yolun üstüne barikat kurmuşlar. Ben de arka taraflardan bir yol buldum. Yasak masak demedim girdim. Bakın burada su akıntıları var. Küçük çaylar oluşmuş. Tabii kışta, kış oluşumundan kaynaklı bunlar. Yazın bunlar yoktu. Basamaklar oluştu. Şu tabaka harika yerler ya. Şey. Şu anda derenin içindeyiz. Ama su sadece bir tarafından geçti. İşte çiyan, akrep. Her şeyi buldum yazın. Geldim yer az ilerisi. Ben şuradan ormanın içinden geçtim geldim. Dolaştım. Şimdi arkadan bir yol buldum buradan. Ama maalesef şurada çok derin bir su birikintisi vardı. Geçemedim. Şimdi o bölgeye gidiyorum. Toprak çok nemli. Çok nemli oluşu da iyi değil. Çok nemli olduğu zaman da tabii ki canlılar için olumlu değil. Yazın gelmiştim çünkü oldukça sıcak bir havada gelmiştim. O zaman bu çiyanları falan bulmuştum orada. İlk kaldırdığım kayanın altında akrep bulmuştum hatta.
Evet. İşte şimdi göl gözükecek. Oho, daha uzaktayız biz ya. Uzaktayız biz gölden. Şuradaki yine bir açtığı kurlara kadar gelecektik. Olmadı. Batıp kalırsak bir de çıkamayız buradan çünkü. Traktör falan bulmak lazım. Oho, biz gölden 1 kilometre uzaktayız. Keşke diğer tarafta kalsaymışım. İlk kayalık geçeceğim şuradan. Çok nemli. Aşırı nemli tabii ki. Kötü. Burada karadul marodul çatırdıyordu yazın. Bak. Şey buldum. Yine bakın. Gümüş. Ve hemen yanında yengeç ölünce yuva yapmış. Aa, işte bak, bu türden geçen sefer de burada görmüştüm. Yine var, yuvası bu şekilde. Bunda da var mı? Evet, bakın bunda da var ama çıkmıyor. Bakın bu tür. Burası. Kaçalık. Gelir bunlar tekrar geri. İşaretler gözü değil. Ama ben çiyan çatırtısı bekliyordum, doğrusunu söylemek gerekirse. İşte bakın burada şu karadul. Evet, karadul ağı. Nereden anlıyorum karadul ağını? Bakın sertliğine bakın. Ve yuvaya bir tane ateş böceğiyle arabası düşmüş. Şimdi karadulu göreceğiz. Ben biliyorum bu bölge şurada değil, iyi bak. Ben normalde göremiyorum karadulu ama ağından ağı haşır haşır her an saldırır bizi. Bakın burası tam bir karadulu. Bakın taşı çekiyorum, ağı buna da yapıştırmış. Çatır çatır ötüyor. Şimdi karadulu göreceğiz. Büyük bir ihtimal, bak ses duyuyor musunuz? Bu ağının sesi. Nerede? Şurada bir şey var mı? Yok. Muhtemelen karadulu oldu kesin. Ama karadulu göremiyorum. Çünkü karadul şunları, şu deliklerden birinin içinde olabilir. Çabuk. Evet, bak. İşte prenses. Yanılmam ya. İşte. Neresiniz? Yuvasını toprağa yapmış. Avlanma ağlarını kayanın dışına yapmış. Toprağın içinde yuvası. Neredesin? Göremiyorum ki. Şuralarda bir yerde olması lazım. Evet. Küçük, genç bir dişi. Karadulları ağından bulacaksınız. Ağından anlayabilirsiniz. Yalancı karadul diye geçiyor bunlar veya Madagaskar karadulu diye geçiyor. Evet, yine bakın. Direkt yuvaya gitti.
giderim de. İçeriden bu diğer örümceklerden de çıkıyor. Yakın bölgelerde. Karadolu buraya kaçtı. Derinlere kaçtı. Kalsın. Oo, buraya çıkmış ya. Oo, güzel, güneşe de çıkmış. Ben yuvaya kaçtı zannettim. Bakın desenli. Düz siyah değil. Karınca yuvası da varmış yine kayanın altında. Çok nadir karıncalarla iç içe olur bunlar. Ama burada yuvasını kurmuş. Güzel. Göle yavaş yavaş yaklaşıyorum. Şöyle ufak ufak kaldırayım bakayım. Çok nem ve bol karınca. Bol karınca var. Karınca olduğu için zaten hiçbir şey arama. Çok nadiren başka canlı. Ateş böceği larvası dolu. Bugün yine bir tane değil mi? Az evvel Karadul'un ağında vardı. Yine bir tane larva ateş böceği. Şuraları işte çıyanların. Bakın bir de bu örümcek, kurt örümcekleri bol miktarda burada. Ama istediğimiz çıyanları bulamıyoruz çünkü çok nemli, aşırı nemli. Umduğumdan nemli çıktı burası. Çünkü göl çukur olduğu için toprak nemli, aşırı nemli. Yani sulu. Hafif nem iyidir ama aşırısı canlılar için iyi değildir. Duramaz çünkü canlı kayanın altında. Hayret, bu havada çıyan olmasın. Biraz daha akşama kaldık çünkü geç kaldık. Akrep zaten hiç aramıyorum. Çıyan olabilir. Çıyan delikleri var. Ama çıyan maalesef yok. Soğuya kaldık çünkü. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Burası yaz için çok elverişli. Çünkü iki göl arası olduğu için toprak nemli. Bol bol karınca. İşte bu karınca arayanlar var ya. Eşleşme pozisyonunda uçuşa geçer bunlar. Bu mevsimler artık uçmaya hazırlar. Oo. Şuraya bakın. Yavaşça da bakalım. Hemen hemen artışın altında karınca buluyoruz. Çiyan ararken karınca çıkıyor. Bu burasını o zaman hafızamda artık yazın gelinecek yer olarak. Kışın fazla nemli. Fazla nemli oluşundan dolayı da hiçbir canlı bulamıyorsun. Yani aradığımız canlıları bulamıyoruz. O zaman yaz sürecinde burası ilerleyeceğiz. Heh, Karadul. Karadul var. Bir tane daha Karadul. Daha Karadullar eşleşmemiş. Benekleri sarı. Sıkma sakın. Evet. Bakın şimdi Karadullar hakkında şöyle bilgi vereyim. Bunlar yalancı Karadul diye geçiyor. Canlı yayında kullanırsam onun Latince ismini falan da söylerim. Stereo bilmem ne falan. Oo, erkek de var. Dur bunu alayım. Erkekle dişiyi alırsak olur. Erkek de burada bakın. Nerede? Erkek
Gözüküyor mu? Evet, erkek burada. Dişi elimde. Deminkinin erkeğini bulamadık. Bak, erkek ayrılamıyor, dişiyi arıyor. Dişi elimde halbuki burada. Gel, gel bak, dişi burada. Gel. Gel lan. Eşleşme gerçekleşmiyor. Eşleştiği zaman eşini yiyecek ve şu sarı benek kararacak. Evet. Gezintimiz resmen Karadulav'ına dönüştü. Karadul'da başladık. İkinci Karadul. Karadul'un bir erkek dinleşti. Ben örnek aldım bir tane kendime. Belli bir süre misafir edeceğim. Ve bu misafirlik esnasında maalesef neyi göreceğiz biliyor musunuz? Eşini yiyecek. Ya karınca patır, envai çeşit karınca ya. Aa, parlak sarı gümüş şuralardan. Bunlardan bir tane yuvasını bulmuştum ben. Çekmiştim, bayılmıştım. Bir daha gittim aynı yere, yoktu yuva. Bakın burada bir tane tek. Bu gümüşü sarı. Gümüşçü. Güzel. Katiditler daha yavru. Bakın. Yapma kati. Diyarıdan katidit çekirgesi. Bizde çayır çekirgesi diye geçiyor. Anormal derecede duyma kabiliyeti var. Katidit. Oynatma listelerimde birkaç tane 3 bölümlük bir araştırma videosu yaptım onunla ilgili. Bakın. Harika. Hadi git. Şuna bakalım. Yok. Biz artık o zaman Çiyan'dan vazgeçiyorum, Çiyan'ı aramaktan. Karadul arıyoruz. Karadul arıyorsan Karadul kayanın tam altına da yapabilir. Aslında daha çok yanına yapar. Ağını falan görmeye çalışacağız. Aşırı nemli ya. Resmen şakır şakır nem. Çünkü iki göl arası doymuş toprak suya. Doyduğundan dolayı da tabii canlılar altına giremiyor. Bir karıncalar giremiyor. Gözüme kestirdim. Şöyle sırtlara bakalım. Suyun süzüldüğü sırtlara bakalım. Şurada müthiş bir hava var ama. Terledim. Harika. Acılık. Burasını yaz sıcaklarında değerlendireceğiz. Ama ben geldiğimde rüzgardan bak da karşıdan ne gördüm şimdi göstereceğim gidip. Şurada piknik yapmışlar. Zaten karadullar. Karadullar insanlara yaklaşmayı çok sever. Bakın şurada bir parıltı var. Güneşten parlıyor ağları. Şurada. Karadul ağına çok benziyor. Şimdi elleyerek test edeceğim onu ver. Evet. Karadul. Çatır çatır bak. Çatırtı kopuyor. Ve şurada. Şurada bakın yemiş bir tane bırakmış. Şurada olabilir. Şu kayanın altında olabilir. Şuraya kendini bağlamış. Tamam, tahmin ettiğim gibi o boş. Bakın burada da bir koza var. Burada bir koza var. Burada koza var. Burada gümüşçü var. Gri gümüşçü. Şuradan başlıyorum. Asıl ama diğer kayada olma ihtimalini düşünüyorum. İlk önce diğerlerini bir alalım oradan. İrice bir tane bulabilir miyiz? Sezon boşu çok iri olma ihtimalini az görmekle beraber iri böcekleri yemiş. Evet. Oo, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi bir dişi bu. Oldukça iri. Çok kaliteli bir dişi. Erkek de peşinde bakın. Erkek de yanında. Dişili ve erkekli olduğu zaman benim için daha iyi. Neden? Bunların eşleştikten sonra yavrularını alabiliriz ve doğaya yine salabiliriz. Bakın dişi burada. Sarı benekli. Eşleşmemişler. Erkek peşinde. Erkek de burada. Harika.
İnsanların dizdiği kayalar bakın. Burada böyle dizmişler böyle bir sürü. Piknik falan yapmışlar. Altı kömür çünkü. Üstüne de atmışlar taşları. Hemen bu taşları değerlendirmiş. Alarm çalıyor. İşte. Karadolu avı oldu artık bizim videomuz. Tamam. Evet. Şeyimiz resmen Karadolu avına dönüştü. İki çift Karadolu yakaladım. Eşlerimle beraber 3 tane gördüm. Birinin eşi yoktu. Yanında erkek yoktu. İki çift örnek aldım. Onların videolarını çekeceğim. Burası için havada nemli. Çok şey değil. Ama her tarafta çıyan delikleri. Şunlar hep yerdekiler çıyan delikleri. Çıyanlar bitti. Buraya Mayıs ayında geleceksin. Burada Mayıs ayında biraz kuruması lazım buranın. Mayıs ayında falan süper olur. Bunlar tabii ki deneyerek görüyorsun. Ben Ağustos ayında geldiğimde, Ağustos demeyelim, Temmuz, Mayıs diyor. Mayıs veya Temmuz'a geldim. Bakın çam koza tırtılı. Soran arkadaşlar vardı. Çok diri bir yuva. Şu anda kaçındırmaz. Fakat bunu açtığımız zaman içerisinden bu çam ağacını yiyecek bunlar. Bakın şu alt kısmında tırtılların bazılarının ölüleri ve dışkıları var. Görüyor musunuz? Şunu çeken biri olsa bunu gösterirdim size. Bu tırtılları aslında bu ağaca şunu kurtararak ağacı da kurtarmış olacağız. Ama kaşınma tehlikesi çok fazla. Bakın şu polenler, dışkıları bunlar. Görüyor musun içindeki kurtları? Tek elle acayip çam, güzel bir çam kokusu geliyor. Çam kolonyası gibi. Allah, tek elde parçaladım. İnşallah kaşınmayız. Anormal derecede alerjiktir bunlar. Bunlar yakında açacak, patlayacak, çıkacaklar dışarı. Yol yapacaklar. İlk önce bu ağacı yiyecekler. Ağaçta yaprak bırakmayacaklar ve bu sene boş geçecek. Bakın şu yeşil yeşil olanlar yedikleri yapraklardan sonra çıkardıkları dışkılar. Tam hava çok kuru olmadığından bakın ne kadar çok görüyor musunuz? İşte geçen bunlardan tek falan yerlerde görüyorlar. Tamam mı? Onları gönderiyor arkadaşlar. Bunlar bu çam koza tırtılları ve bu ağacı yiyip bitirecekler. Sonra sürüler halinde yolda böyle kuyruk kuyruğa eklenerek yandaki ağaca geçecekler. Ve bütün yaz boyunca yemeğe, ağaçlara zarar vermeye, kurutur derecesine. Kurutamıyorlar ama ağaç o seneyi gelişemiyor. Yapraksız kalıyor. Fotosentez yapamıyor doğru düzgün. Hayatta kalıyor anca. Felaket derecede zarar veriyor. Bakın kıpır kıpır. Ben tabii ki bir şey yapmayacağım. Bunlarla mücadele ediyorlar. İşte bir böcek var. Çamkaza böceğinin tırtılı. Karapuz gibi yeşil. Bunlara bayılıyor. Günde bunlardan 10-15 tane yiyor. O böcekten predatör diyorlar ona. Bu böcekten çoğaltarak bu canlılarla biyolojik mücadele etmeye çalışıyorlar. Bakın ne kadar çok olduğunu görün. Bunlar da çıkacaklardı birkaç güne.
Ben çıkmalarını kolaylaştırdım aslında. Bakın dökülüyorlar, aşağıya dökülecekler. Ve ağacı resmen böyle ağla kaplarlar gövdesini. Bu ağları kullanarak inerler. Bakın örümcek ağı sanarsınız o derece. Buradan kopardım. Şu polen değil, bunlar resmen dışkıları ve alerjiktir bunlar. Çok dikkatli olun. Bunu da gösterdik. Ben karışmıyorum doğanın içine. Ama bu kozayı normalde yok ediyorlar. Ağacı kurtarmak için. Alçakta olanlardan birkaç tane göstereyim istedim. Bu da mı? Bakın bir tane daha var burada. Küçükler bana bak. Biliyor musunuz? İşte şöyle delikler açarak çıkacaklar. Bu çıkmış galiba. Bu çıkmış gibi duruyor. Bunun sürüsü başka bir ağaca veya kendi ağacının daha yükseklerine bir yerlere çıkmıştır.